Arkadaşlar herkese selamlar. Eminim ki bugün borsada yatırım yapan birçok arkadaşımızın keyfi yerindedir. 6000 puanın üzerinde seyrediyor şu anda endeks. Tarihi rekorunu yeniledi ve kritik 6000 puan seviyesindeki hareketini sürdürüyor. Tabii keyifleriniz yerindeyken aynı zamanda muhtemelen stresiniz de artıyor. Ne yapalım? Alalım mı? Satalım mı? Bekleyelim mi? Kafanız karışık muhtemelen. Bu aylarca zararda beklemenin getirdiği psikolojinin de bir sonucu. Sonuç itibariyle piyasa şöyle kurgulanır büyükler tarafından. Küçükler uzunca bir süre zararda bekletilir. Tam yükseliş dönemleri başlayınca da çok bir şey kazanmadan genelde panikle satarlar. Ama fotoğrafın dışına kendinizi biraz çıkarmanızı istiyorum. Bunlar tabii davranışsal finansın konuları. Asıl size hep ifade ettiğim şey piyasanın %80'i psikolojidir. Psikolojiyi doğru yönetebilenler genelde kazanırlar. Ama bu da söylendiği kadar kolay değildir elbette. O yüzden herkes kazanamaz. O yüzden birileri kazanır, birileri kaybederler piyasada. Ama bu teknik seviyeler konuşuluyor. 6000 puana geldik, buradan düzeltme gelir mi vesaire. Evet arkadaşlar, buralarda birileri kar satışları illaki yapacaktır. Birileri de almaya başlayacaktır. Bu işin doğasındadır. Buralardan elbette biraz geri çekilmeler de olabilir. Realizasyonlar da gelebilir. Ama şunu unutmayın. Bayram öncesinde zaten bir rekor kapanış yapmıştı. Bu bir aylık kapanıştı aynı zamanda. Diğer videolarımda size anlatmıştım. Ta 2000'lerin başından beri gelen bir uzun vadeli trendin üzerinde kapattığını size daha önceki videolarımda anlatmıştım aylık bazda. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de yükselişin devamını beklediğimi size ısrarla ifade etmiştim. Fakat şimdi tabii borsa aşağıdayken ve uzun süre yatay hareketler yaparken aşağı yönlü birçok insan daha da çakılacağını, daha da düşeceğini ifade etti. Sizleri paniğe sevk etti. Muhtemelen o aynı insanlar şimdi 8 bin diyecek, 9 bin diyecek, 10 bin diyecek. Daha uçuk hedefler verecekler. Çünkü piyasanın yönüne göre konuşmak kolaydır. Önemli olan öngörülerinizi belli stratejiler, belli analizler doğrultusunda ortaya koyabilmektir. Bu analizlerin de belirli bir süreç içerisinde gerçekleşebileceğini unutmamak gerekir. Günlük bakmamayı hep anlattım size. Günlük ya da kısa süreli bakarsanız elbette ki bazı analizler yanlış gibi görünebilir. Ama sürece yaydığınızda, sabrettiğinizde borsa mecrası eğer doğru şirketlerdeyseniz size genelde kazandırır. Şimdi 22 Haziran'a giderken tabii Merkez Bankası'nın yeni kararına giderken borsadaki bu trend ve 6000 puan seviyesine gelmemiz önemli. Bu Merkez Bankası'nın bir sonraki kararına kadar en azından belirli bir süre daha bu yukarı yönlü trend arada oynamalar olsa da kar realizasyonları gelse de devam edecek gibi görünüyor. Ondan sonraki süreçte de tabii hem Merkez Bankası kararı hem de endeks eğer o dönemde belirli bir seviyeye geldiyse bilanço dönemine de yaklaşıldığı için belirli kar satışları, realizasyonlar gelebilir ki yeni bilançolar öncesi birilerine alım fırsatı doğsun. Bu sırada da tabii dolar TL'yi takip etmek lazım. Doların ivmesi ne olacak? Hız kazanacak mı dolar TL'deki yükseliş? Oralardan satış gelebilecek mazeretler, yani yabancı yatırımcı geldi, çok ciddi bir yabancı girişi var gibi mazeretler ortaya konarak düşürülebileceği seviyelere gelmiş mi? Biraz da bunları kontrol etmek gerekecek. O yüzden şu an pozitif hava devam edecektir bence. Ama arada kısa vadeli döngüleri, bu tarihleri takip etmek de son derece önemli. Fakat bunu bu kısa süre için ifade ediyorum. Önümüzdeki 3-4 ayı veya 4-5 ayı değerlendirirsek enflasyonist yapı, sürekli maaş artışları, seçime giden ekonomi, döviz dönüşümlü KKM'lerin tekrardan KKM'ye dönmeme olasılığı gibi hususlar, bankacılık sektörü üzerindeki o sermaye kontrollerinin yavaş yavaş esnetilmesi son derece kritik kararlar. Aynı zamanda Merkez Bankası Başkanı'nın artık doları baskılamak için rezerv satmayacağız gibi net bir açıklama yapması da bundan sonraki süreç için dolarda o yabancı yatırımcıyla arka planda ne görüşüldü, hangi seviye görüşüldü elbette ki bilmiyoruz ama teknik seviyeler üzerinden size daha önce hep anlattık. O seviyelere kadar yükseliş ve sonrasında da faiz artışları yabancı girişleriyle birlikte borsada da belirli bir endeks seviyesine gelindikten sonra bilanço öncesi düzeltme ve asıl rally'nin bilanço sonrası dönemde olmasını bekliyorum. Ama tabii ki bu şu anki elimizdeki verilere göre yaptığım bir açıklama. Haber akışları, piyasanın durumu, gelişmeler bu açıklamalarımızı revize etmemize sebep olabilir. Daha önce de ifade ettiğim gibi kademe kademe, aşama aşama
ayakları yere sağlam basan analizlerle sizlerin karşısına çıkıp böyle videolar paylaşmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın, bol kazançlı günleriniz olsun. Görüşmek üzere.